ailesinde sağlamdır elhamdülillah. Bundan dolayıdır ki bizim size anlattıklarımız haktır ve hakikattır ve sizi bağlar. Sizi bağlar. Biz ihtilaflı bir konuda size yorum yapmayız. Zaten o ihtilafı çözmek için daha evvel diğer alimlerle görüşüyoruz. Ki ihtilafı aktarmayalım, milletin kafasını karıştırmayalım diye. Dolayısıyla konuştuğumuz konularda efendim mutlaka bize itimat edin ve amel edin, zarar görmeyeceksiniz inşallah. Dünyada, ahirette zarar görmeyeceksiniz inşallah. Yani ilmi aktarımlarımızdan bahsediyoruz. Yoksa zaten mürşidimiz var. Diğer insanların da bazı farklı mürşitleri var. Allah hepsini mübarek eylesin. Efendim, sadece Efendi Hazretlerine bağlanılabilir, başkasına bağlanılamaz demek doğru olmaz. Diğer mürşitlere de efendim, muhabbetimiz var. Ehl-i sünnet olan, zaten ehl-i sünnet olmayan müfsit olur, mürşit olmaz da ehl-i sünnet dairesinde mürşitler vardır. Efendim, dünyanın her yerinde de vardır. Herkes kendi mürşidine sahip olsun, sahip çıksın, tazim etsin, saysın, saydırsın. Ama bizim sohbetlerimiz şeriat sohbetidir. Ehl-i sünnet itikat sohbetidir ve fıkıh sohbetidir ve ilim sohbetidir. Burada arasına Mahmud Efendi Hazretleri'nden bahis geçer. Bundan dolayı bazıları kıskanır. Yani kıskananlar olur. Bu gıpta manasına, imrenme manasına uygun olabilir. Ama Allah muhafaza etsin, efendim, ben kendi şeyhimi methederken o benim şeyhimin derecesini düşürecek laflar konuşsa, o kendi şeyhini methederken ben onun derecesini tenkıs edecek laflar konuşsam, bu günah olur. Bu caiz olmaz. Muhabbette sınır yoktur. İsteyen istediğine bağlanır, sever. Ama bizim sohbetlerimizin arasında bu konular geçmesi de ne olmamalıdır? Efendim, o kendi şeyhine, tarikatına milleti bağlıyor, onun için onun sohbetine gitmeyin. Bunu çok dediler bir aralar. Bunu çok dediler, hala da diyorlar. Ama kendileri de gereken ilmi veremiyorlar. Kendi ihvanlarına, kendi cemaatlerine. Bu sefer ne oluyorlar? Onlar ortada kalıyorlar. Çünkü bu sohbetlere gelseler, tevessülün delilini öğrenecek, istihasenin delilini öğrenecek, himmet istemenin kaynağını öğrenecek, rabıtanın delilini öğrenecek vesaire. Şimdi onlar bu kaidelere itikad edip amel ediyorlar ama ortada dolu, karıştırıcı, bozuk inançlı adam var. Onları ne yapıyorlar? Bozmaya çalışıyorlar. Bu sefer onlar kendi kapılarında, hocalarında, sohbetlerinde buna dair yeterli ilim bulamayınca şüphelenmeye başlıyorlar. Ondan sonra niceleri kendi tarikatlarını bırakıyorlar. Esasen bizim sohbetlerimizi dinlemeleri, kendi şeyhlerini anlamaları bakımından da faydalı olacaktır. Çünkü yine ki sohbet şeriata dönüyor. Yine ehl-i sünnete dönüyor. Çünkü tasavvufun da kaynaklarının hepsi ehl-i sünnet delillerinden alınmadır. Tasavvuf efendim mantar gibi köksüz bir şey değil ki. Bunun için cemaatten ayrılmayalım. Sohbetlere devam edelim. İnsanları irşad edelim. İnsanları hidayet edelim. İnsanlara yol gösterelim. Delalet edelim. Herkes nasibini alır. Herkes nasibini alır. Ben Mahmud Efendi'nin kölesi olayım. Ama bu kadar da anlattığım halde nice benim sohbetimden yüzlerce benim belki misalim var. Namaza başlamış, içkiyi kumarı bırakmış ama tarikatı gitmiş başka bir yerden almış. Efendi Hazretlerinden almamış. Böyleleri var mı? Çok. Ondan sonra da geliyor sanki bana da mahcup olacakmış gibi. Ya mübarek, burada helva lokum satmıyoruz ki. Gönül işidir yani. Başka bir yere gönlün gitti. Git oradan tabii ki. Ama İşte hocam ben senden namaza başladım, sende hakkın çok. Çok bu lafları duyuyorum. Ama işte ben falan yerden ders aldım. Sanki onu da utanarak söylüyor. Ya kardeşim, niye böyle mahcup oluyorsun? Ne demek? Allah mübarek etsin. Tabii alabilirsin. Çünkü orası da ehli sünnet diyorum. Tabii ben biliyorum neresi ehli sünnet, neresi değil. Ekseri de bizim sohbeti dinleyenlerden de hiç böyle sapıtanı görmedim. O yine bulursa da yerini nasıl buluyor? Ehli sünnet buluyor. Öyle gidip rastgele sapık mapık birilerini bulmuyorlar. Çünkü sohbet altyapısı var. Sohbet altyapısı olduğu için hak üzere birini buluyor. Allah hayırlı mübarek yapsın. Tarikat işinde özellik var. Herkes özeline sahip çıksın. Nispetini muhafaza etsin. O bağlantı noktasını muhafaza etsin. O ayrı. Amma ve lakin tabii neyle uğraşacağız? Biz şimdi itikat meseleleriyle, fıkıh meseleleriyle millete kabirde ne lazım? Ona bakacağız yani. Biz bunlarla mükellefiz. Tasavvuf işinde herkesin meşrebi var. قَدْ عَلِمَ كُلُّ نَاسِلْ مَشْرَبَهُ. Herkes meşrebini bildi, Allah buyuruyor. Yani 12
bir asa vurdu. Yani hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den çıktı. Ama Musa aleyhisselam bir asa vurdu. Beni İsrail 12 topluluk idi. Bir de kıskanç adamlar birbirinin içtiği yerden değişmezler yani. Mevla da bir kayadan taş kadar bir şey küçük yani bir kaya, ondan kafa kadar bir taştan 12 ayrı göze ve her bir kabile kendi gözesini bildi buyuruyor. Öbüründen içmiyorlar, çok kıskançlar ya zaten İsrailoğullarında mesela. Bu ayet tasavvufta da delilimizdir. Yani herkes meşrebini bildi. Bu ne demektir? İçeceği noktadan içsin yani. Öbürünün içeceği noktadan içmesin yani. Ama bu tasavvufta meşrep meselesidir. Ama ehli sünnette mezhep meselesidir. Mezhepte hepimiz neyiz? Aynı kaynaktan içiyoruz hepimiz. Ehli sünnet vel cemaat. Maturidi, Eş'ari. Yani Hanefiler Maturididir. Şafiiler, Hanbeli, Maliki, Eş'aridir. Fark var mı? Yok. Maturidi, Eş'ari. Hepsi nedir? Ehli sünnet. Fıkıhta Hanefi, Şafii, Hanbeli, 4 mezhep. Hepsi nedir? Ehl-i sünnet. Bu arada fark yok. Ama sen Mutezile dersen, Şia dersen, Cebriye dersen 72 tane naneden birini yersen orada gitti yani. Cemaatten ayrıldı, yoldan ayrıldı, ehl-i sünnetten ayrıldı. Çok büyük tehlikeye gitti. Çünkü orada itikat bozuklukları devreye girdi yani. Onun için nerede birleşiyoruz? Mübarek olsun. Nerelerde özel ayrımlarımız var? O da mübarek olsun. O da rahmet olsun yani. Şafii mezhebinde olması adamın rahmettir. Efendim Kadiri tarikatında olabilir, rahmettir. Ama yeter ki o kadirilikten nereye gitmesin? Şiiliğe doğru gitmesin. Bektaşilik hak tarikattır. Ama Bektaşilikten nereye çıkmasın? Mezhepsizliğe doğru çıkmasın. Mevlevilik hak tarikattır. Ama o Mevlevilik derken ne yapmasın? Efendim biz namaz mamaz düştü bizden, dönüp duruyoruz demesin yani. Çünkü orada o zaman ehli sünnetten çıkmış olur. Hacı Bektaş'ta namaz 5 vakit farz oldu. Mevlana'da namaz diyor. Hepsi aynı ehli sünneti söylüyor. Ama tabii aşağı doğru ayrımlar, kıvrımlar bozuk bozuk gitmişler. Bugüne kadar gelinmiş. İnşallah Allah bizim yollarımızı muhafaza eder. Bundan dolayı imrenme olabilir. Kıskanma yani haset manasında Müslüman'da olmaz. Ama gıpta olabilir, imrenme olabilir. Efendim herkes kendi şeyhinin büyük olduğunu iddia edebilir veya onu ispat için keramet anlatabilir vesaire. Mübarek olsun denir. Ama bizim bu sohbetlerde şeyi, mizanı, terazi, kantarın topuzunu kaçırmayalım. Biz burada esasen şeriat sohbeti yapıyoruz. Ehl-i sünnet vel cemaat itikat sohbetleri yapıyoruz. Onun için bunda herkese fayda var. Hangi tarikattan olursa olsun fayda var. Neden? O da kendi delilini, şeyhini sevmeyi bile bu sohbetten öğrenecek. Veya sevmenin dozunu, dozajını buradan ayarlayacak. Çünkü bu doz kaçırılırsa Allah muhafaza, o zaman da benim şeyhim dedi ki karını getir, efendim elimi öpsün. Al bakalım şimdi, buradan dengeyi almayınca benim şeyhim ne derse doğrudur diyecek, karısını götürecek, git şeyhin elini öp diyecek mesela. Veya şeyhin karısı gelecek, hadi bakalım biz bunları duyduk yani. Hacı anne geldiriyorlar ya o zaman şey, hacı anne tabiriyle yani şeyh efendinin bütün ihvanlar kadının elini öptü diyorlar yani. Şimdi böyle de şeyler hem de Osmanlı'ya çok daha yakın dönemde oldu ki şimdi hepten efendim durum vahim, çok cahillik de var. Çok cahillik de var. Adam papaza şeyhlik vermiş ya. Amerika'da gitmişler papaz Mevlevi olmuş. Ulan papaz evvela Müslüman olsun. Serseri misin sen? Papaz Mevlevi olur mu ya? Mevlevi İslam'ın alt kolunun altın altı ya. Papaz evvela Müslüman olsun. Papazı şeyh yapmışlar. Bir kadın var burada da başı açık masa açık. Tesettür de şart değil diyor. O kadın da bütün bürokrasi ona mürit olmuş. Alıyor onları 400-500 kişi. Bütün bürokrasinin karılarını götürüyor Ümre'ye falan. Ümre'de kapatıyor herhalde mecburen. Arabistan'a başı açık giremediğinden herhalde. Yoksa Kabe'de bile başı açık caiz değen bir kafa yani. Ya bu böyle şeyler türemiş. Hem de ne kadar okuyorlarsa o kadar fazla sapıtıyorlar. Ya ne kadar diplomalıysa o kadar bozuğunu buluyorlar yani. Yine hakkı bulmak fakir fukaraya nasip oluyor. Garip kurabaya nasip oluyor ya. Yani. Elhamdülillah Allah bizi fakirlerden ayırmasın. Amin. Dervişlerden ayırmasın. Amin. Hakiki dervişlerden eylesin. Amin. Hakiki dervişleri sevenlerden eylesin. Amin. Yani hakiki derviş olmak da zor biraz. Ama sevenlerden eylesin. Amin.
Onlarla birlikte bir araya sohbete gelenlerden eylesin. Amin. Bu cemaat böylece Allah'ım daim eylesin. Amin. Kaim eylesin. Amin.